hiçbir şey oturduğu yerde kendi kendine gelişmiyor. Biz şimdi borsacıların bütün olaylara şüpheci, amiyane tabirle teşbihte hata olmaz, dana altında buzağı arayan insanlar olarak bakmamız lazım. Abi bu niye oldu? Durup dururken. Örneğin geçen haftalarda konuştuk. NATO Estonya'da hava indirme tatbikatı yaptı durup dururken. Niye? Ben onu yazdım kenara. Hani zamanı gelince o bilgi kullanılacak. Orada duruyor unutmamak için gibi. Şimdi bu türlü trendlere, yani trendler dünyanın gidişatını belirliyor. İşte geçenlerde konuştuk. Ülkelerin demografisi değişiyor bulunduğumuz bölgede çok hızlı. İşte 30 yıl 40 yıl sonra Yunan halkı ciddi bir sayı sorunu yaşayacak. Yani Yunan halkı kalmıyor yani. Öyle gözüküyor. Değişmezse. İşte Bulgaristan nüfusu çok yaşlanıyor. Mesela Bulgaristan'a ben işte geçen hafta gittim, yerinde baktım ne oluyor ne bitiyor diye. Orada hissetmek için durumu. Mesela Schengen, biz abi şu Avrupa Birliği'ne girsek, Schengen'e girsek ne güzel olur diyoruz. Onlar da öyle diyormuş. Fakat ne olmuş? Schengen'e girince bütün gençler Almanya'ya kaçmış abi. Adamlar keşke girmeseydik diyor şimdi. Bu hani teoriyle pratik farkı bu. Dolayısıyla hani dünya değişiyor, trendler değişiyor. Orta ve uzun vadede yatırım yapıyorsan bunları da gözlemlemek gerekir diye abi Instagram'ı, telefonu açınca işte evrene enerji gönderelim arkadaşlar. İsteğimizi evrenden isteyelim. O bize doğru istek yaparsak gelir. Filan gibi böyle kavramlar çok gözümüzün önüne çıkmaya başladı. Ben de şüpheci olarak bir baktım ya bu markette bir şey var demek ki. Hani hep önümüze bununla ilgili işte yıldızlara baktım seni söylediler gibi böyle hep şeyler çıkıyor. Şimdi baktım abi dünyaya bunlar her yerde var. Bu yoga pazarı ne olmuş? Nereye gitmiş? Şöyle hızlıca bir baktım. Abi yaklaşık %14, ortalama 11-14 arası büyüyor son dönemde yoga pazarı ve şey bak biz demin seninle konuşurken yapı kredi için 8-8,5 milyar dolar, 7,5 milyar dolar, toplam 10 milyar dolar filan dedik. Yoga pazarı abi şu anda actual rakam 130 milyar, 140 milyar dolara çıkmış. Toplam dünyadaki yoga pazarı yani 150 milyar dolar yani. Eğitiminden matına kadar, kıyafetine kadar 120 milyar dolara çıkmış ve %11, 14, 10 ülkesine göre 18'e kadar gidiyor büyüme oranı. Yani 300 milyar dolara gidiyor yoga pazarı ve buna eğer hani bu mindfulness'ı işte meditasyonu falan da dahil edersen yani meditasyon pazarındaki büyüme hızı %20'lere ulaşmış. Mesela işte 4 milyar dolardan 20 milyar dolara koşuyor şu anda. Çok hızlı bir sürede. Burada da mesela şeyler var. Aplikasyon marketi çok büyümüş. Hızlı büyüyor. App'ler, telefon uygulamalarındaki app'ler marketi ele geçiriyor. Yani yoga uygulamaları, mindfulness uygulamaları filan. Hayat bireysele doğru döndükçe sabah kalkıp uygulamayı indirip yoga yaparken aslında biz büyük bir ekonomi yaratıyoruz. Ve hatta şunu söyleyeyim sana, ulaştığım rakamlara göre söylüyorum hızlı bir çalışmada. Yoga eğitmenlerinin yıllık toplam ortalamadan bahsediyorum bak ortalamadan. Yıllık geliri 50 bin 55 bin dolara ulaşmış. Yani günde 2 saat 3 saat yoga eğitmenliği yapıp yılda 50-55 bin dolar gelir elde edebiliyorsunuz. Tabii bu da ülkesine göre değişiyor. Mesela dünyada bu trend hangi ülkelerde çok hızlı gelişiyor diye baktım şöyle bir hızlı. İşte İngiltere, Japonya ve esas benim dikkatimi çeken Güney Kore oldu. Yani pazar büyüklüğü açısından İngiltere ve Japonya daha büyük. Kuzey Amerika tabii. Yani nüfus yoğunluğu olarak. Ama burada hani hızlı market, en hızlı market de Güney Kore gibi gördüm ben. Biraz daha tabii dataların üstünde çalışmak lazım ama şimdi ben bir kariyer planı yapıyorsam mesela ve bu konu ilgimi çekiyorsa yoga hoca eğitimi alıp biraz da yanına tatlandırıcı olarak mindfulness falan koyup çantamı alıp Güney Kore'ye gidip mutlu bir kariyer yapabilirim. Öyle gözüküyor. Refah içinde yaşayabilirim. Ya bu taraflarda şeyler değişiyor. Yapısal hani şirketlere bakarken insanların hayat trendi de, toplumsal hayat trendi de değişiyor. Oraya da bakmak lazım diye düşünüyorum Emre'ciğim. Ne diyorsun? Mindful bakış açısıyla yatırımcı nasıl olunur dersine giriş alıyoruz şu anda sizden. Ben uzun süreden beri farkındayım nasıl ilginin arttığını, işte bu New Age dinlere insanların yöneldiğini, ne kadar din denir bilmiyorum ama böyle bir tanım da var sonuçta. New Age dinler diye geçiyor bunlar. Ve pandemi döneminde de insanlar herhalde evde daha fazla kalıp kendileriyle baş başa kalınca bir takım şeyleri sorgulayıp daha fazla bu alana yöneldiler gibi gözüküyor. Yoga'ya yöneldiler. Çünkü dışarı biraz da sporla ilgili tabii, sadece dinsel açıdan değil. Spor, meditasyon, bunlar hep kendini iyi hissetme, hayatı karşılamayla ilgili şeyler. Bu mindful bakış açısına şey vardır, farkına varmaktır. Hep söylerler ya, üçüncü gözün açılması değil. Aslında bir tane üçüncü göz yok. Her konuda üçüncü gözümüz açılabilir. Yani ben mesela kendimden örnek vereyim. 40 yaşından sonra borsanın varlığının farkına vardım. Bunun yatırılabilir bir enstrüman olduğunun farkına vardım. Mesela sizden öğreneceğimiz çok şey var. İşte yatırımcının Tayfun abisi diye program yapıyordunuz mesela. Öylesiniz. Bakın bu da mesela görmüşsünüz, insanlar nasıl enerji gönüllü falan. Hemen pazar işine dönmüşsünüz. Sizin gibi düşünen insanlar da bunun araştırmasını yapıp bir projeksiyon da önümüze sunmuş. Bakın böyle bir pazar var. Bu şekilde de gelişiyor. Ve yatırımcı olarak da bu alana yatırım yapabilirsiniz. Hangi alanlara yatırım yapabilirsiniz? Bunu da gösteriyor. Mesela en çok aplikasyonlar pazarı kaplamış. Mesela bu ilginç geldi bana. Çünkü bir sürü yoga hocası var. Mindfulness koçluğu yapan insan var. Bunların gelirinden fazla aplikasyon geliri var mesela. Çok ilginç, dünyanın da değiştiğini gösteren bir şey bu. Ne kadar insanlara hizmet edilse de insanların illa içinde olmasına gerek hizmet götürmede. Evet. İlginç geldi. Bu mindful bakış açısıyla bize yatırımcılık penceresi açtınız.